Herkese yeni bir vlogdan selam. Saatlerimiz 12 arkadaşlarım. Ben kahvaltımı yaptım. Mira'nın karnını doyurdum. Ondan sonra şimdi de ikinci vloga başladım. Şu an Yaren'in telefonuyla çekim yapıyorum. Bu telefonu pek sevmedim. Görüntü açısını falan filan. Yani pek de bir şey fark etmiyor ama ya da sanki benim biraz farkı mıydı bilmiyorum ki. Benim şu an video kaydediyordu o yüzden arkadaşlar. Şimdi kahve, bir yandan kahvemi yapacağım. Bir yandan bugün biliyorsunuz kayınvalidime gideceğim. Cumartesi Yaren okuldan çıktıktan sonra hafta sonu orada annemle geçireceğiz. Şuralara hep kayısı şeyi... Ne oluyor be? Ne oluyor be? Şuraya kayısı şeyi dökülmüştü. Şimdi fıstık dökeceğim. Orayı da temizleyeceğim. Her şey sırayla. Miram içeride. Sabahtan beri onu açmamıştım. Tepki filmini bayağı bir sıkıldı. Bayağı bir oynadık, şey yaptık. Sıkıldı. Ama dedim neyse birazcık açayım. Şey olmasın. Şimdi kahvemizi yapalım. Bir fincan kahve içeyim arkadaşlar. Biraz sanki böyle uyku gelmeye başladı. Yani uykuya şey yapıyor. O yüzden şöyle kahvemi içip kendime geleceğim. Biraz çünkü toparlanmam gerekiyor. Yani evi toplamam lazım. Sonra kayınvalideme giderken şey, annemin biliyorsunuz tavukları var ama ben köy yumurtasını sevmiyorum çünkü bazen bozuk çıkıyor. Geçen mesela bozuk çıktı ve ben tiksindim, yumurtayı görmek istemedim. O yüzden de giderken anneme işte biraz yumurta falan filan götüreceğim orada kullanmak için. Yani annem yumurtayla pek şeyi yok annemin. Tavukları da günde 1-2 tane yumurta koyuyor ama hava sıcak olduğundan dolayı arkadaşlar ne zaman koyduğunuzu hemen alsa ertesi gün yerini değiştiriyorlar. Bir gün bu sıcakta normal yani sıcak yumurtayı şu an sıcağa koyayım pişecektir. Yani hemen çabuk bozulduğu için bu sıcaklarda özellikle ben köy yumurtası sevmiyorum. Normalde de genelde de köy yumurtası sevmiyorum. Köy tavuğu da bilmiyorum Şahin'den ve Yaren'den sonra alerji bana da geçti. O sebepten de götüreceğim Şahin'e. Ha, orada da alabilirim ama gerek yok. Zaten 30 yumurta Şahin getirdi sabah. Oradan birkaç tane götürürüm. Annemin zaten geçen çorba falan vermişti ya. Geçen geldiğimizde saklama kapları falan bendeydi. Bunun içine şimdi koyarız. Götürürüz. Şöyle bunda çorba getirmiştik. Buna birkaç tane yumurta, salatalık. Salatalık falan belki vardı annemde ama yine de ben şöyle birkaç tane götüreceğim. Domates. Yani evde buton vardı ama böyle şöyle biraz da salatalık. Salatalık özellikle dün biraz fazla aldım. Ne oldu kız? Ki orada da yeriz diye. Evet. Kahve. Kahvemiz oldu. Şöyle. Oy senin sesine kurban olsun anan sesine. Seni verene var ya, var ya kurban olurum seni verene. Kahve fazla mı oldu kız gene? Elimin ayarı yok ki. Maşallah. Elimin ayarı sıfır. Görüyor musun? Ah Şahin. İyi ki de evlenmişiz yoksa şimdiki kahve şeyimle evde kalırdım resmen. Şimdi sabah soda koymuştum soğusun dolaba. Onu çıkaralım. Şunu unutmadan İlknur teyze İbrahim amcaya götüreceğim. Şöyle pesti unutmadan böyle gözümün önüne koyayım. Sonra unutuyorum arkadaşlar. Başka ne var burada? Ne? Değil. Şurada ha, mısır. Şöyle.
6 tane mısır var burada. 4 tanesini getirelim. 2 tanesini evde bırakayım. Daha sonra yine haşlarım yarını. Yarın böyle okula koyarım. 4'ünü anneme götürelim. Şurada bir maydanoz var. Dereotu bozulmuş. Dereotunu çıkaralım ama maydanoz ne durumda? Kötüyse götürmeyeceğim de çünkü. Neyse ayıklanır. Maydanoz. Şurada pişmiş annem yemez. Ama rokayı alayım. Pişmişi bugün zamanım olursa doğrarım. Ay kalbimi sıkıştırıyorsun. Niye böyle oldu? Niye böyle oldu kız? Başka ne var? Yumurta koyacağım. Şu yeşilliği de buraya koysak. Ya evde bozulacak mı? Bozulacağını orada bir şey yaparız arkadaşlar. Ben şöyle şeylerini alayım da. Sararmış mararmış. Öğretmen gruptan mesaj atmış. Ders sırasında aramayın. Acaba veliler mi aradı bilmiyorum ama birisi aramıştır ki. Öyle söyledi. Lütfen mesaj atın. Çok önemliyse mesaj atın. Onun dışında ders sırasında aramayın diye. Haklı. Tabii ki haklı. Yani sonuçta ders bölünüyor, şey oluyor. Hiçbir zaman böyle şey olmadığı zaman çok mecbur kalmadım. O da bir şey oldu mu mesaj atarım yani. Sonuçta herkesin, hele ki bir öğretmendir. İşi vardır, şeyi vardır. Çocuklar zaten çocukları zar zor zapt ediyor. 25 öğrenci var. Allah yardımcısı olsun. Şimdi şöyle burada salatalığımız, rokamız, maydanozumuz, maydanozumuz ve rokamız var. Burada İbrahim amcamın pestili var. Şu kahvemi bir içeyim arkadaşlar. Daha sonra da kahvemizi içelim. Daha sonra böyle hazırlayacaklarımı hazırlarım. Ondan sonra ortalığı kapatalım. Şöyle bir tane sodamız. Kahvaltı yaptım ya. Yumurta biraz şey yaptı beni. Hadi bakalım. Ben ne oluyor ya sabah sabah konuşamıyorum, Allah Allah. Ne oldu be? Konuşma yeteneğini mi kaybettim? Ne oldu? Ah olamam. Vallahi binler ben adamım. Şeyler oluyor. Konuşamadım bir türlü. Şöyle kahvemi alayım. Kendi telefonuma bir geçiş yapsam nasıl olur? Yok, hala yüklememiş videoyu. Mısırları koymam lazım şeye. İbrahim amcam çok çok özür dileyerekten şöyle senden iki pestil alıyorum. Diğeri de sana. Ellemeyeyim de adam şimdi yiyecek. Neyse. Elimin lezzeti değmiştir. Mısırları koyacağız. Yumurtayı koyacağız. Mira! Sana biraz meyve suyu versin ki anam. Hadi versin hadi. Zaten saat 12. Aslında yetiştiririm. Çamaşırları gideyim atayım. Bir saat yıkasın. Saat 1'de çıkar. Kurutma yaparım. Kurutma da önemli değildir. Önemli olan yıkansın. Çamaşır kalmasın da. Onu atayım, halledeyim. Bulaşıkları, makineyi boşaltayım. Bulaşıkları yerleştirelim. Şu ekmeği ve simit zannime götüreyim. Bakalım bozulacaklar. Yazık olacak. Şöyle. İşte götüreceğim. Şu biraz soğuk. Şurada da biraz kepekli ekmek var. Bunu da annene götüreyim. Şimdi ben pazar akşamı geleceğim ya. Pazar akşamı geldiğim için bunlara yazık olur. Bozulur. Hava sıcak, hemen bozulur zaten.
Kayınvalidemin burada başka neyi vardı? Bunun içine de kavun. Şunu Mira'ya vereceğim de. Ondan sonra kavunum var. Yarısını dün yedim, yarısını da götüreyim annemle yeriz. Hadi bakalım. Mira. Yalnızca göbek böyle kocaman oldu kukuli. Mira. O kukuli yüzüne geçen telif yedim. Ama bu sefer yemeğe niyetim yok. O yüzden kukuliciğim. Al bakalım. Ne yapayım benim kızım? Kumandayı da ver hele bir kahve içene kadar bir serin serin oturalım. Hı-hı. Miloş. Miloş buraya yatılmaz yatılmaz git. Halıya yat git. Git halıya yat. Halıya yat. Evet, şimdi ne oluyor ya bu Yaren'in telefonundan da. Neyse gene şükür ki bazı şey en azından bir tanesini şu an video yüklüyor. En azından videoya da devam edebiliyorum. Allah'ım sen büyüksün. Diğer vlogda, diğer videomda söyledim. Burada da söyleyeyim. Hayırlı, nurlu cumalarımız olsun inşallah. Belki orada olan burada yoktur. Burada olan belki orada yoktur. Genelde oradaki izleyicilerim ve buradaki izleyicilerim aynı ama yine de her iki kanala da her gün katılan yeni arkadaşlarımız oluyor. Belki şu an beni bu videoyla karşınıza çıkmışımdır. Bizden hayırlı, nurlu cumalarımız olsun. Hayırlı cumalar diliyorum hepinize. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Böyle bari bugün güzel haberler alacağımız bir gün olsun diyeceğim ama daha Narin'i unutmazken bir de Sıla bebek çıktı. Çok üzüldüm. 2 yaşında. Mira'nın üstünü değiştiriyorum ve çocuk ya yani Mira bile şu an 3 yaşında olmasına rağmen o bile bebektir ya. Ben bakmaya kıyamazken, dokunmaya kıyamazken elleri kırılsın. Böyle çocuklara uzanan eller kırılsın. O çocuğa nasıl kıydınız ya? O çocuğa nasıl kıydınız ya? Ben iyi bile şu an var ya öyle bir şey ki insan sinirden ağlayası geliyor biliyor musunuz? Ya ben geçen bir Şahin'le gelirken MR günüydü. Geliyorduk, radyodan duyduk o haberi Tekirdağ'da. Daha sonra da bu sabah, dün akşam ve bu sabah haberlerde, Instagram'da da karşıma çıktı, haberlerde de gördüm. O gün çocuk ameliyattan sonra yoğun bakım almıştı ama şu an hayatını kaybetmiş. Ya eliniz kırılsın ya. O çocuğa uzanan eliniz kırılsın. Gözleriniz kör olsun. O çocuklara diktiğiniz gözleriniz kör olsun. Uzanan elleriniz dibinden kırılsın. O çocuklara nasıl kıyıyorsunuz? Yani diyorum ya ben çocuğuma bakmaya kıyamazken yanlış bir hareketimle bir yeri acıyor diye içim gidiyor, içim parçalanıyor ve buna bazı anneler göz yumuyor ya sen ondan betersin ya, sen bir anne. Ama işte maalesef herkes anne olamıyor. Allah affetsin, bir şey demiyorum. Allah herkesin kalbine göre versin. Allah herkese merhamet, içine merhamet serpiştirsin, merhameti olmayanlara merhamet versin. O kadar kötü bir şeyde yaşıyoruz ki arkadaşlar, yani yine söylüyorum, dünya ile bir alakası yok. İnsanlar kötü oldu. Çocuklarımızı hiç kimseye emanet edemeyeceğimiz bir çağdayız şu an. Bir şey diyemiyorum. Elleri kırılsın dediler. Çocuk ya, bebek o bebek.
Neyse şunu bir içeyim. Ondan sonra. Aa, nasıl denk geldi bakar mısınız? Fark etmemiştim. Flamingo ve tepsimde flamingo. Hayat her şey böyle şey olsaydı keşke ya. Şimdi mutfağa geçelim, mutfağı toplayayım. Hazırlayacak şeylerimi hazırlayayım, hazırda dursun. Çocuklara 2-3 kıyafet, çanta hazırlayayım. Helal bebeğim benim, helal bebeğim. Şu şeyi sökebilir miyiz acaba? Şahin'e söyleyeyim, bunu söksün. Annemin oraya götüreyim. Böyle dışarıda, annemin orası daha düz ya, orada yürütürüz. Sökülüyor zaten, Antalya'dan öyle getirmiştik ya. Bacakları sökülüyor, ayakları ve gövdesi de ikiye ayrılıyor. Annemin orada, ben bunu toplarım ve iki gün böyle ayakkabılarını giydirerek bahçede annem de yürütür, ben de yürütürüm. Orada daha şeyim biliyorsunuz, evde gene işim oluyor, gücüm oluyor. Yani tam verimli olamıyorum Mira için ama kayınvalidemin orada sağ olsun hem annem ilgileniyor. Hem ben daha boş zamanlarım oluyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Sizlere de daha fazla şey yapmayayım. Mutfakta görüşürüz inşallah. Evet, kahvemi içtim ama pestilime hiç dokunmadım biliyor musunuz? Neyse, belki onu gidene kadar yerim de. Şimdi... Mısır var. Gitmeden şu çöplerimi falan da hepsini boşaltayım. Çöp falan kalmasın evde. Şimdi bu kirli işi yapayım. Hiç poşetler okulamayacak okuyayım. Şu kirli işi bir yapayım. Çöp möp ne varsa. Ondan sonra da geri kalan da malzeme dizilir. Şimdi kavun vardı. Kavunu doldurayım oraya koyayım. Kavun ama çok güzel, tatlı böyle, bal gibi. Annem bugün kuru fasulye ve pilav yapacaktı. Dünden çıkarmıştı zaten ben oradayken. Fasulye ısıyacaktı. Bugün fasulye var yani. Şuna ne koyduk? Şeyleri koyduk. Bu arada fark edeyim misiniz? Mira eskiden sadece Nilo'ya izlerdi. Şu an Kukuli Mukuli'ye de sardı. Yani eskiden başka bir çizgi film açıldığı zaman hemen bu tarafa geliyordu ya da ağlıyordu. Şu an güzel bir şey biliyor musunuz? Yani o şeyden şey oldu. Kafama takılıyordu neden sadece Nilo'ya izliyor diye. Ayaklarını vurma. Thank you.
onu bıraksaydım, kesmeseydim evde bozulacaktı. Kessem de bozulacaktı, kesmesem de bozulacaktı. En iyisi. Şurada ben yarısını yiyeyim. Şu kadarcık bir şey kalmıştı. Bunu da şimdi doğrayayım. Bir tane bir dilim yiyeyim. Daha yeni kahve içtim. Allah, kapattım. Açacağım diye kapattım. Efendim bir tane. Ya niye meşgule atıyorsun? Meşgule atmadım, açacaktım da kapattım. He tamam, ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum, hazırlanıyorum. Ulan da hazırlanıyorum derken? Ya hazırlanıyorum da işte geldiğinde hazır olayım diye. He tamam, iyi olur ya, bankaya gideceğim de benim de oradan tamam neyse. Tamam. Şey söyle, haberin olsun diyecektim. Mira kuş. Mira kuş. Ne oldu Mira? Miracığım. Ya Mira'nın şeyin, Yaren'in geç artık cumartesi pazar oldu da şortları gelmedi ya. Ben onlara bir bakayım. Çıktı mı çıkmadı mı? Ne oldu ne olmadı? Şaşırdım. Normalde gelmesi gerekiyordu. Bayağı oldu da çünkü. Ama ortada şort yok. Çocuğumun şortları yok. Bugün geldi geldi gelmedi. Pazartesi zaten ne bileyim. Ne şort var ne bir şey var. Şimdi nasıl gene karıştırıyor işte diye. Şey burada da şimdi videoyu şey yapmayayım arkadaşlar. Uzatmayayım. Yani şey olmasın ki annemin orada da çekerim çünkü. O sebepten dolayı da fazla zamanımı burada şey yapmayayım. Yani. Böyle sizlerle sohbet edip iş yapmak güzel. Seviyorsunuz da böyle. Sizlerle konuşarak bir şeyler yapınca biz de motive oluyoruz diye. Ne mutlu bana. Benden şey var biliyorsanız gerçekten beni çok mutlu ediyor. Çünkü burada inanın gerçekten böyle çok değişik insanlar tanıyorum. Valla böyle nasıl desem çok farklı insanlar tanıdım. Güzel insanlar tanıdım. Geçen hafta bir tane yorumda böyle şey vardı. Yorumlarda böyle şey oluyor arkadaşlar işte. Birisi yazıyor sonra işte ona cevap veriyor, ona cevap veriyor. Mesela diyelim şimdi mesela benim için bir şeyler birisi yazmış, onun altına işte beni savunacak kadar yazmış mesela. Şimdi yiyelim. Onun altına başka biri yorum yazmış. Ya işte ben anlamıyorum, insan savunacak kadar nasıl sever ya da ne bileyim, yoksa işte senin bunlar fake hesapların mıdır, kendi kendine mi savunuyorsun? Sevgi, saygı paraya alınacak bir şey değil canım arkadaşım. Senin çevren de öyle seni tanımadan etmeden seven insanların yoksa yapabileceğin bir şey yok. Evet sen de haklısın. Öyle bir şeyle yaşıyoruz ki doğru. İnsan diyor ki mesela, insan şüpheleniyor. Ya ben akrabamdan görmediğimi, sevdiğim İnsanlardan görmediğim sevgi, ilgi, alaka kendi yakınlarımdan görmediklerimi tanımadığım insanlardan görüyorum. Bu da demek ki
benim onlara verdiğim nasıl desem, o güvenle, o şeyle, o sıcaklığı benden almışlar ki benim yerime cevap verecek kadar beni savunup beni seviyorlar. Yani dediğim gibi sevgi parayla alınacak bir şey değil arkadaşlar. Yani düşünün, ne kadar insanlara böyle sıcak bir şeyimi göndermişim ki onlar gözü kapalı. Mesela tamam, siz beni kamera karşısında görüyorsunuz ama ben sizi mesela göremiyorum, bilmiyorum. Ha, bir bazılarınızda mesela WhatsApp'tan özelden görüştüğüm insanlar, yani ablalarım, teyzelerim var. Ama yine de mesela sizin beni gördüğünüz gibi ben sizleri göremiyorum. O yüzden de düşün, yani nasıl bir şey göndermişim ki? Hani sen almayabilirsin. Bak, ben herkese aynıyım. Birini şey yapmıyorum. Burada bütün takipçilerim, bütün ablalarım, teyzelerim benim için aynılar. Benim için çok değerliler. Sen benden o şeyi almayabilirsin. Ya da düşünecek kadar ki fake hesap mı açtın da kendi kendini savunuyorsun diyecek kadar sevilmiyorsan kusura bakma canım benim. Ama bir konuda haklısın. Diyorum ya, insan düşünüyor. Kendi yakınlarından, çevresinden, akrabasından, tanıdığından, sülalesinden görmediği şeyleri tanımadığı bir insan nasıl sevgi gösterebilir? Evet, orada haklısın. Düşünmüyor değil. Ama demek ki onu da benden almışlar. O sıcaklığı, o pozitifliği, o şeyi almışlar ki o samimiyetle savunacak kadar beni şey yapıyorlar. Ama sen bunu anlamazsın canım. Bu bana özeldir. Tabii bu sadece bana özel bir şey değil. Sen de sevilebilirsin, o da sevilebilir, herkes sevilebilir. Herkes sevilmeyi hak ediyor. Ama bazen de kendi sivri dilimizden maalesef çok şeyi kaybediyoruz. O da benim suçum değil yani. Ben burada yok sen şöylesin, yok ben onu tutuyorum, yok ben onu seviyorum diye bir şey de söylemiyorum. Bunun için bütün takipçilerim, yani takipçiden öte biz burada bir aile gibi olduk arkadaşlar. Sen bunu nasıl görmek istiyorsan öyle görebilirsin, sıkıntı yok. Ama seven insanlar da var. Savunacak ya da destekleyecek ya da gözü kapalı senin için kefil olacak insanlar burada var. O da neyden kaynaklı biliyor musun? Benim gönderdiğim o sıcaklıktan kaynaklı. Yoksa bir insan kamera karşısında ne kadar tanıyabilirsin değil mi? Yani niye gözü kapalı kefil olacak kadar ya da savunacak kadar beni ne biliyorlar, ne tanıyorlar? Demek ki insanlar benim içimi görmüş canım. İçimi, dışımı, kalbimi. Ha, insan insanı tanıyamaz. O ayrı bir konu. Şuran pisliğine bakmayın, temizliyorum. İnsan insanı tanıyamaz. Maalesef bazen diyoruz ki ya ben bu insanı hiç tanımamışım. O da şundan kaynaklı mesela. Yine söylüyorum. İyi insan da kötü insan da kendisini er iyi veya geç belli eder arkadaşlar. Sahtelikle, işte yok iftirayla, yalanla, dolanla değil. Tabii tıkanır Feride. Bu kadar şey pisliği yaparsan. Ama kahveden dolayı da bu kadar pislendi. Yani onu da dikkatinize çekerim. Yani iftira, yalan, dolan, şeylik bende yok arkadaşlar. Kimseye şeyim de yok. Kendi halimde bir insanım. Yanımda olmak isteyen her türlü olabilir. Her zaman kapım 7-24 açık. Ama şöyle bir şey. Bir kere yalanını, dolanını, iftirasını ya da işte sahteliğini hissettiğim an o insan hayatımdan sonsuza dek çıkmıştır. Yani öyle insanların da işim olmaz. Çünkü niye biliyor musunuz? Bunu bir yapan günü gelir gene. Öyle insanlar ne kadar hayatımızda az, o kadar sen de mutlusun. Kafan da mutlu, kafan da rahat, sen de rahat. O kadar. O yüzden fake hesap mesap yok canım benim. Güzel görmek isteyen her türlü güzel görür. Sevilmek isteyen sevilir. Saygı
isteyen önce saygı göstermeyi öğrensin ki bugün ben karşımdakine saygısızlık yaparsam bana saygı gösterir mi? Asla göstermez. Ben bugün karşımdakine şey olsam beni savunur mu, sever mi? Asla yapmaz. O yüzden bilmiyorum. Hayatımda neyi yaşadım da insanlara bu kadar güvensizliğin arttı bilmiyorum. Diyor ki işte bu kadar insan tanımadığı insanı bu kadar sever mi diyor. Severmiş canım, severmiş. İnan ki seviyormuş. Saat. Daha zamanımız var. Daha 1,5 saatim var. Şu mutfağımı bitiriyorum. Ondan sonra mutfak zaten en şeyim benim mutfak. Mutfağım temiz olsun. Bu kapağı zaten kullanmamıştım. Mutfağım temiz olsun. Gerisi önemli değil. Evim genel anlamıyla zaten temiz. Dağınık değil. Öyle pis değilim ha. Ha çok temiz de değilim. Çok titiz biri de değilim. Ama kendimce kendime göre. Mesela sizin gördüğünüz gözünüzde ben çok temiz, titiz, aman 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 böyle böyle nasıl desem. İşte bu ne, bu ne, işte çok pimpirikliyim, çok temizim, çok titizim. Asla, asla öyle onu şey yapmaya niyetim de yok. Kendimce herkesin yaptığı gibi üstüme düşen şeyleri yapıyorum arkadaşlar. Ne benim sizden bir farkım var, ne de sizlerin benden bir farkınız var. Ha, tecrübe konusunda farkınız tabii ki de var. Çünkü benden burada çok 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 yaşça büyük, olgun insanlar var. Tabii ki de tecrübeleri de ona göre daha fazladır. Ama ben yani hiçbir zaman zaten şunu savunmadım. Ben şöyleyim, ben böyleyim, ben şöyle titizim, ben şöyle temizim. Hiçbir zaman onları savunmadım arkadaşlar. Çünkü herkes kendine yapar. Temizlik de kendine. Pislik içinde yaşamak da kendine, dağınıklık içinde yaşamak da kendine. Herkes farklıdır. Mesela ben yaparım, 5 dakika sonra bakarım ki ya çocuklara, ya benim en büyük çocuğum, adı kocam, dağıtmışlar ya da ben kendim dağıtmışım. İnsanız yani, yaparız ama şöyleyim, böyleyim, savunmuyorum. Tabii ki benim de hatalarım, kusurlarım, şeylerim vardır ki bunları eminim siz de görüyorsunuzdur. Dışarıdan benim görmediğim şeyleri siz muhakkak Karıcan başım takımım. Benim görmediğim şeyleri siz tabii ki de dışarıdan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu normaldir. Hiçbir zaman demiyorum ki aman siz şöyle görüyorsunuz, siz böyle, siz işte şunu görmüyorsunuz. Hayır. Yani dört dörtlük insan yok. Herkes hatasız kul olmaz diye bir şey, bir söz var yani. O doğrudur. Hatasız kul olmaz. Önemli olan arkadaşlar hatalarından ders çıkarmaktır. Ben de bugüne kadar çok şükür ne kadar hatam varsa dersimi çok şükür gayet güzel çıkardım. Biraz geç olsa da anladım. Oy, eninde sonunda bak onu kıracağım şimdi. Anladım, ettim. Ve eşimle çok güzel bir orta düzeyde buluştuk. Karar da aldık. Bundan sonra sadece ben, eşim, kızlarım. Bitti. Yanımızda olmak isteyen buyursun olsun arkadaşlar. Ha ben şimdi demiyorum işte yok işte belki diyeceksiniz ki kayınvaliden yok işte annen yok işte babam. Onlar mesela dışında arkadaşlar. Sadece kendi hayatımızla ilgili karar verebileceğimiz şeyler. Eşim ve ben. Bu kadar. Eskiden olduğu gibi hayatımıza artık müdahale olma şeyine hiç kimse hakkına sahip değildir. Hayatımızı yönetmeye de sadece biz. Çok şükür
Allah herkese yeterince, kendine yeterince kadar akıl da vermiş, beyin de vermiş, her şeyi vermiş, kurban olduğum Rabbime şükürler olsun. O yüzden de şunu da bir yıkayalım. Yıkayalım. Ay, çok konuştuk ya. Vallahi. Makineyi unutturmayın bana. Feride yıka deyin. Yıkayacağım onu. Şimdi şunları kurulayım. Devam geleyim. Hava bayağı bir bozdu. Saat 1. Şahin önce beni alacak. Öyle geç olur, geç kalırız dedi. Ben şu çocuğun şeylerini alacağım. Çanta falan alacağım. Önce beni alacak. Sonra Yaren'i gidip alacağız. Oradan annemlere geçeceğiz. Bunu biraz daha dursun. Ondan sonra şeye koyacağım. Nedir? İçeri alacağım bunu. Kuruma gibi payı yavaş yavaş başlıyor. Hadi bakalım. Bak buradan havalar şey oluyor. Bulutlar falan geliyor. Büyük bir ihtimal yağacaktır. O yüzden şey yapacağım. Zaten cam, pencere, kapı falan ne varsa onları kapatıp böyle gideceğim arkadaşlar. Açık bırakmayacağım. Şimdi şu mutfağımı şey yapıyorum. Şahin arayınca ben onunla lafa daldım. Bu cadaloz. Ay! Annemlere giderken bir tane biberon olmam lazım. Kızım bu ne ya? Bu ne ya? Ne zaman şu huyundan vazgeçeceksin sen? Hadi bakalım şimdi ben jet hızıyla şuraları anam burada da Yaren'imin telefonu. Ama bunun şeyini daha çok beğeniyorum. Selam. Neyse oradaki şeyleri buraya aktarmam lazım. Şöyle kavunu doldurdum arkadaşlar. Annemle soğuk soğuk güzelce yeriz. Ondan sonra burada domates, roka, işte yeşillik, pestilimiz, ekmeğimiz. Silsene Feride şuraları. Sonra çöpler bir yandan toplanıyor. Mısırımız burada. Şöyle. Hey! Parmaklarını ağzına alıp sonra ve yapma. Duydun mu beni? Alıyorsun ağzına sokuyorsun. Sonuna kadar, gırtlağına kadar sonra da ve yapıyorsun. Tövbe estağfurullah. Ay, kurumuş bile bak. Şey silmedim. Neyse şimdi fıs fıs sıkarım onu. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Burada bulaşıklar var ama bulaşıklardan önce şurayı boşaltmam gerekiyor ki bulaşıkları yerleştireyim arkadaşlar. Onu da giderken açarız. O da yıkanır, mislenir, temizlenir. Geldiğimde yine nasıl geldiysem ev temizdi. Rahattım. Şimdi de aynı şekil. Yani ev temiz olsun. Ki pazar böyle saat akşam işte 7 gibi falan gelirim ki şey yapmayayım, çocukları yıkarım. Ondan sonra da zaten pazartesi de Allah'ın izniyle, niye yıkamamış bu? Allah'ın izniyle okula gideriz arkadaşlarım. Ne kadar şey değil mi? Her şeyimiz planlı. Ya bazen ne demişler? Kul plan yapar ama kader gülermiş. O yüzden bazen ansızın anlık yaşaman gerekiyor her şeyi arkadaşlar. Çünkü biz istediğimiz kadar plan yapalım. Şunu şöyle yapacağız, bunu böyle yapacağız ama kurban olduğum Rabbim bizim için neyi nasıl uygun görürse onu öyle yaşayacağız. O yüzden de ne kadar böyle yok plan, yok proje, yok o, yok bu. Onların hepsi maalesef bazen şeyde kalabiliyor. Şunu şöyle yapacağız diyoruz. En basiti şunu böyle yapacağım diyorum mesela. İnanın aradan 3-4 gün geçiyor ve yapamıyorsun. O an yapma şeyin varsa yaparsın. Yani o tamamen böyle işte plan kuruyoruz. Şunu şöyle, bunu böyle, işte yok şöyle. Ama bazen de her istediğimiz öyle olmuyor. O yüzden nasibimizde ne varsa Rabbim uygun görmüşse onu yaşayacağız arkadaşlar. Öyle de böyle de. Biz istesek de olacak, istemesek de olacak. Ama bak bunu koymadık alta, gördünüz mü? Neyse şöyle koyayım da sonra değiştirelim. Şimdi tekrar onu çıkar, tekrar koy. Olmasın.
bunları makineye ata ata gördüm. Çünkü yaldızları hep silindi. O yüzden de bu yeni aldığım takımları atmamaya çalışıyorum. Hadi bakalım. Böyle toparlayalım arkadaşlarım. Bari şu mutfağımı toplasam bile o benim için en büyük avantajdır. Tam buçuk oldu arkadaşlar. Ben ne yapıyorum? Şöyle evimi de bir domestosla yıkayayım. Ondan sonra şu ocağıma, bu hangisiydi? Çamaşır suyu diyor. Bununla yıkayalım. Çaydanlığımın içini boşalttım. Genelde her zaman onu unutuyorum ve gittiğim yerden geliyorum ki içi küflenmiş oluyor. Onu boşalttık. Şimdi yemek yapmayacağım için şimdi şey yaptım. Demirleri de ocağa şey attım. Yıkamaya attım arkadaşlar. Şuraya bir şunu sıkalım. Tam bir saatim var. Ama yarım saat içinde mutfaktan çıkmam gerekiyor. Çünkü daha çanta hazırlamam gerekiyor. Yani burada daha fazla oyalanmamam lazım da artık ne kadar şey yaparsak, bak hemen şey yapmadım. Bu da neyse, ben şimdi iki elimle güzelce oralara ovalarım arkadaşlar. Bir tek evi işimi işte yıkayacağım. Daha sonra da yerleri süpüreceğim. Çöpleri dışarıya koyacağım ki giderken unutmayalım. Çöp kalmasın evde, koku yapmasın. Oturma odasına öyle girip çıkarken tencereyi falan balkona çıkardım. Oraları toparladım biraz. Şimdi en son perdeyi çekeceğim. Pesti bir içeri alacağım. Yapacağım da yapacağım ya. Bir arada şeyle yıkayayım, şu gider açıcı şey var ya, lavabo açıcı, bununla bir yıkayayım, şey içini açayım. Ya ben Naren olayında şok oldum ya. Annesi ve abisi 8 kişi, işte amcası da var içlerinde, tutuklandılar demek ki. Gerçekten anasının da, ne bileyim ya, Allah gene affetsin de, babası şey diyor çocuğun, eşim, çocuğum, kim dahi kim varsa, kimin parmağı varsa cezalarını çeksinler istiyorum diye. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kurban oldum Rabbim, nasıl bir şeyde yaşıyoruz, nasıl bir kirli pis İnsanların içinde yaşıyoruz. Allah'ım, kurban olduğum Rabbim çocuklarımızı iyi insanlarla karşılaştırsın ya. Yani ben konduramıyordum biliyor musunuz böyle işte. Yok amcasıyla işte annesini gördü falan. Ben gerçekten konduramıyordum. Diyordum ki hani nasıl olur işte, varsayalım gördü. Anne nasıl çocuğun ölümüne şey kalır falan. Göz yumar ya da ne bileyim. Ya da daha belli de değil, daha tam belli olmadı. Konduramıyordum yani açıkçası anneye. Üzüldüm. Ama bugün işte annesi tutuklanınca, demek ki bir şey vardı ki tutuklandı. Bir de Nari'nin babası da öyle deyince ki, işte eşim, çocuğum, kardeşim, yani eşim, çocuğum dahi cezasını çekmelerini istiyorum deyince şey oldum biliyor musunuz, böyle kurban oldum Rabbim, sen nasıl, ne bileyim ya, evlat ya, evlat, evlattan öte var mı ya, bilemedim. Ona mı üzülesin? Zaten Narin, hani ikisi de öldü de artık, yani Sıla da yok, Narin de yok, ama ne bileyim ya, nasıl bir cani insanlar içinde yaşıyoruz. Allah'ım, Allah'ım, sen koru ya Rabbim. Nasıl bir şeyin içindeyiz? Nasıl bir kirli, pis bir şeyin içine kaldık ya Rabbim böyle ya. Ya bizim oralarda arkadaşlar, ben şey yapmıyorum işte, her yerde var. İyisi de kötüsü de asla
ırkçılık ya da şeylik yapmıyorum ya da insanı seçmiyorum ama ya bizim orada da var, yok demiyorum. Ama inanın şu an yani çocuklara yönelik eller kırılsın ya. Ya bizim oradaki çocuklar sabah çıkıyor, gece yarısı giriyorlar, inanır mısınız? Ben ve anneleri babaları dahi böyle endişe bile duyup da demiyor ki ya bu çocuğum bir iki saat eve geç kaldı, bu çocuk nerededir? Çünkü bütün sokak birbirini tanıyor. Ah, tanıyor diyoruz da Nari'nin de bütün şey o köy akrabaydı birbirine. Ne oldu? Çocuk kaş göz arası kendi ailesinin içinde yok oldu ya. Yani onu diyoruz, tamam kimseye güven yok ama en azından diyorum ki bizimkiler böyle çıkıyorlar, çocuklar dışarıda, çocuk çocukluğunu sokakta yaşıyor arkadaşlar. Biz şu an öyle bir şeydeyiz ki çocuklarımızı dışarı salmaya korkar olduk ya. Böyle ben Yaren'i yemin ederim her gün tembihliyorum. Yaren, ya baban ya ben, ikimizden birimiz mutlaka seni okul çıkışı almaya geleceğiz anneciğim. Almaya gelmesek bile, gelemesek bile sakın gene dışarıya çıkma. Biz öğretmenine bilgi vereceğiz. Gelemiyoruz, geç kalıyoruz falan ya da ne bileyim o an Allah göstermesin bir şey oldu falan. Ama ya anneni ya babanı dışarıda görmediğin sürece asla kimseye kanıp çıkma diye her gün uyarıyoruz. Ben de, Şahin de ve eminim ki bunu hepimiz yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü artık öyle bir pis şeylerin içinde yaşıyoruz. Allah gene sonumuzu hayretsin de kurban olduğum Rabbim beterini korusun. Beterini, beterinden korusun ama daha beteri ne olacak ya? Bir ay içinde iki çocuk gitti ya. Bilmiyorum. Rabbim yanlarına koymasın. Buraya da bir yandan da götüreceklerimi şey yapıyorum. Şuraları bir toparlayayım. Ondan sonra göstereyim şu çöpler. Dışarıya bir çıksın. Annem. Ben şuraları dün çöp falan kediler hep şey yapmıştı. Onları güzelce yıkadım. Şunları şimdi şey yapacağım. Şu havlum vardı ya, onunla bir güzel buralar domestoslu suyla sildim arkadaşlar. Şey olmasın, çöp falan kalmasın. Çiçeklerimi zaten sulamıştım. Burada da zaten bir şey kalmadı. Son olarak şimdi bir tezgaha böyle kökten bir sileceğim. Ve yerleri süpüreceğim. Şunlara bir çanta ayarlayacağım. O kadar. Mutfağımı süpürdüm. Camı açtım. Şeyleri de açtım. Şuna bir poşet bulmam gerekiyor. Bunu zaten biliyorsunuz. Bunu da biliyorsunuz. Ekmeği de biliyorsunuz. Mısır. Şurada Mira'nın labnesi ve yarın denize gideceğiz ya. Kahvaltılık bir şeyler hazırlayacağız falan demiştik. O yüzden şöyle kaşar aldım. Muz burada kararır. Muz aldım. Kavun. Annemin oradaki zeytini yiyemiyorum. Zeytinim şöyle. Bu kadardı. Bunu Migros'tan almıştım. Çok beğendim. Bitince gene alırım. Böyle zeytinimi aldım. Yine denize gideceğimiz için peynir annemde var ama olsun, yine de şöyle bir peynir aldım. 12 tane yumurta aldım. Şimdi başka ne koyacaktım ben gene ya? Çalıştırsak Silferi'yle. Çalıştır. Ya tamam, kayınvalidem şimdi bunlara şey yapacak, kızacak ama olsun, yine de yarın denize gideceğiz ya, olsun, benden de şey olsun. Mısır o. Neyse ben gene bir şeyler çıkarsa şey yaparsa çıkarım. Şurada makinem çalışıyor arkadaşlarım. Ondan sonra şuraya bir şey değmiş. Ya da şöyle güzel bir köşe kapaklarımızı, mutfak kapaklarımızı sileriz. Dolap kapaklarını yani. Evim temiz. Görüyorsunuz zaten. Şunu şöyle bir asalım da şey aç kurusun. Hatta şöyle yapalım.
kurusu. Kayınvalidem hep böyle yapıyorum. Böyle olsun. Çaydanlığımı boşalttım. Ocağımı falan temizledim. Oraları sildim. Küpeyi unutmasam inşallah alacağım. Bunlara bir çanta. Ay bu ne? Çanta bulup yerleştireceğim. Başka. Koridorda süpürdüm. Şimdi pestilimizi içeri alalım. Şöyle bu pestilciğimizi alalım. Çünkü 2'ye 20 var. Şahin her an gelebilir. Ben yukarıya çıkıp bir de iki ayağımı pavuca sokmamak için yukarıya çıkayım. Çantamı da hazırlayayım. Hazır bekleyeyim Şahin'i. Yoksa gelir. Vay anam hala hazır değilsin. Yok anam şöylesin. Yok anam böylesin der. Benim tepemi tasını attırır. Olmaz. Hadi bakalım. Daha fazla zaman kaybetmiyoruz Feride. Bunu ayarlıyoruz. Şimdi götürelim içeri bakalım. Tadı nasıl olacak merak ediyorum. Rengi biraz hoşuma gitmiyor ama. Benim güzel evim. Bir iki gün seninle vedalaşıyoruz. Şurayı da kapatsak olur ya burayı. Evde yokuz. Perdeler de çekili olsun. Bu şekil. Bunu da aldık. Böyle beklesin arkadaşlarım. Burada güzelce kurur. Mutfağın camı açık olacak. Bir de şu banyonun kapısını açık bırakacağım ki orada da cam var ya böyle bir rüzgar şey yapsın. Yukarıdaki camları kapatacağım çünkü. Yağmur her an yağabilir. Çünkü bakın kapatıyor. Ara ara kapatıyor şey yapıyor. Bakalım öyle denize gideceğiz diyoruz da denize yarın gidebilecek miyiz? O da var. Şimdi yukarıya gidelim. Mutfakta şükür bitti. Bir şey kalmadı. Ayakkabılarını unutmayayım çocuğumun. Kış. Ne yapıyorsun buralarda? Şunu da yukarıya çıkarken bir götüreyim. Şurada bir kıyafet falan kalmasın. Babası kılı kılı. Her şeyi buraya getirir. Bırakırlar. Bak. Onlara laf ettim. Kendim tutacağım nerelerden çıktı görüyor musunuz? Ya ben sizi yerim. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Böyle minnoş. Hatıra olarak dursunlar. Şunları alıyoruz unutmadan. Bitti mi? Bitti gibi. Çanta bul bunlara. Çantayı hazırladım. Bir de şöyle geçen dilimden kurabiye almıştım ya. Annemle çay demler içeriz dedim. Ve annem tereyağını fazla kullanmıyor. Hep genelde sıvı yağla yumurta falan yapıyor. Da ben sevmiyorum öyle. Biliyorsunuz ben tereyağcıyım. Şöyle poşetle tereyağı da aldım. Böyle kenarda kalsın ki çantam batmasın. Bunu bir ayrı bir poşete koyacağım. Burası hazır. Şimdi şuradaki kıyafetler yukarı gidecek. Ve yukarıya gidip elimi bir sabunla yıkayayım. Ondan sonra çanta hazırlayalım. Mira. Anne bütün işleri halletti Mira. Yastıklarımın kılıflarını da taktım. Güzelce örtülerini düzenledim. O şey düşmüştü. Onu şey yaptım. Şimdi de şurada şeyi getirdim. Anne. Şunu artık kapatalım. Bitti. Zaten 5-10 dakikaya gideceğiz. Baba gelir. Saat 2-5 geçiyor. Neredeyse bizim babacığımız gelir şimdi. Mira'nın babası gelecek şimdi. Mira'nın babası gelecek. Ondan sonra annesi şimdi Mira'nın saçını toplayacak. Ha Mira? Mira. Kızım Mira. Annem arıyor. Açak. Ne yapıyorsun? Annem benden şu samsa böreğini istemişti de aklıma son anda geldi. Dedim şey yapın. Dedim kıyma var mı dedim. Evet dedi çıkarın o zaman dedim. Ben de bunu alayım. Gideyim şey çözülsün. Hey! Ne yapıyorsun? Nene diyor ki kızımı çabuk getirin bana diyor nene. Nene öyle diyor. Benim saçaklımı bana getirin diyor. Biberonu gördüm. Sabah bu kahvaltısını çok güzel yaptı. Teyzeler 2 tane yumurta yedi. Labne yedi. Yarım avokado yedi. Maşallah, subhanallah, maşallah demeyi unutmayın. Benim çeçe yok hamurla vurmayalım. Böyle vurayım. Böyle vurayım. Güzel kızım benim. Neyse bunu da koyalım. 2 tane ekmek istedi annem. Şu yağ erimeden şöyle bir koyayım donsun üstüne. Bu ikisini bir poşete koyayım. Başka ne dedi annem? Fasulyeyi koydum dedi. Başka? Su bidonu fazla varsa getir zeytin dolduracağım dedi. Bir tane var dedim. Neyse kalsın dedi. Tamam dedim. Ben de bir tane bulunduruyorum. Çiçekleri suluyorum da ondan. Şimdi bunu koyacağız. Neredesin Şahinciğim? Neredesin? Çeyrek geçiyor. 15 dakika sonra kızım çıkacak. Canım!
Bu arada şu kapıyı da açık bıraktım arkadaşlar. Şey olsun. Hani nedir onun adı? Şu güzelliğimizi biraz, burası kapalı zaten, burayı açmam. Salonun şeyde, mutfak açık. Bir de şu mutfağı da tam açmadım. Kuş falan girer gündüz. Yarım açtım. Bunun için biraz şey yapsın. Şurada da şey var ya, böyle hop hop yapsın, ne yapayım. Bunu zaten almayacağım çünkü ısırmış şeyine kadar. Cadaloz. Ben de şurayı tam siliyordum. İşte kayınvalidem aradı. Onunla konuşurken şurayı sildim. Masayı sildim. Şu orta sehpayı sildim. Kaldırabiliriz. Ha, şu sehpaları da sildim. Yani kaldırabiliriz. Çorapları giydireceğim. O kılıf mılıfı şey yapacağım. Şahin gelsin şunu sök diyeceğim. Bu kadar arkadaşlarım. Tertemiz, mis gibi pırıl pırıl evimizi bırakacağız. Burada eşyalarımız. Burada mayo falan annem tembihledi. Al dedi. Dedim aldım. Başka... Makinem yıkanıyor şükür. Ay şükür ya, vallahi hiçbir işim kalmadı evde. Şunu da gelince şeyini atarım. Ya şu aldım. İki tane bunlardan aldım ama arkadaşlar uyumadı ya. Yoksa ki bakın iki tane var. Hah Mira. Küpelerini nereye koydum? Çantaya koydum sanki. Yarenimin telefonunu. Şu şarj aletini unutmayalım. Çünkü Şahin, ben biliyorum saat daralınca apar topar hadi 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 diyecek. Bunlar kalacak sonra. Mira! Neredesin? Neredesin kız? Kız neredesin? Bu yolda uyuyacağı için ayakkabısını giydirmiyorum arkadaşlar. Çünkü yolda öğlen uykusuna yatacaktır biliyorum. O sebepten saç aklım, saçını toplayayım. Nene diyecek ki bu kızımın hali nedir böyle annesi? Başlarım senin işine diyecek. Benim kızımı niye ihmal ettin diyecek. Hı. Evet hazırız. Tekirova yolcusu kalmasın. Şurayı da kapatalım. Yukarıda bütün camları falan kapattım arkadaşlar. Yukarıda bir işim kalmadı şurada. Ha bak 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 bak. Şundan bir tane. Evet. Bundan alalım. Çünkü lazım oluyor. Tokalar alalım kızlara. Mira. Yemin ederim iki günlük gidiyoruz ama maşallah. Zaten bunlar geri gelmeyecek. Şurada da fazla kıyafet aldım. Denize falan gidersek dedim. Gel de saçını toplayayım. Nene bana kızar şimdi. Gel. Gel nene diyecek ki bu kızımın saçı tipi nedir. Gel öyle. Kızım. Çaçaklım. Çaçaklım. Kurban olurum sana. Hadi Şahin.